Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve İngiltere'de beklentilerin üzerinde açıklanan tüfe enflasyon verisi, risk iştahının bozulmasında önemli rol oynadı. Putin'in, düşmanca ülkelerin Rus doğalgazını ruble olarak ödemesini istemesi ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, çarşamba günü Amerika hükümetinin Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları işlediğine ve yargılanması gerektiğine inandığını resmen duyurması öne çıkan çarpıcı başlıklar oldu. Gelişmeler ışığında Amerika ve Avrupa endekslerinin genelinde satışlar hakim oldu. S&P 500 endeksinde kapanışın 200 günlük hareketli ortalamanın altında olmasının ardından aşağı tarafta yatırımcılar 4400 seviyesini destek olarak takip edebilir. Amerika ve Avrupa majör endekslerinde kayıplar %1.3 civarında oldu. S&P 500 endeksinde yer alan sektörler arasında enerji %1.7 ile öne çıktı ve altyapı hisseleri yatay pozitif kapanışta endeksi destekledi. %1.8 civarında değer kaybeden sağlık ve finansallarsa endeksi baskıladı. DAX endeksinde yer alan sektörlerin tamamı günü kayıplarla tamamlarken, altyapı ve gayrimenkul hisselerinde %2.5 ile satış baskısı daha çok etkili oldu. Temel tüketim, sağlık ve iletişim hizmetleri sektörleri ise %0.5 civarında geri çekilerek endekse göreceli olarak daha iyi performans gösterdi. Endekste yer alan 40 şirketten sadece 4 isim günü artıda tamamlamayı başardı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş hareketinin devam etmesiyle birlikte, FTSE 100 endeksinde en kuvvetli performansı gösteren sektör %4'te enerji oldu. Takdirsel tüketim ve gayrimenkulde ise %2 üzerinde kayıplar görüldü. Dün yatırımcılar, İngiltere tüfe enflasyon verisine odaklandı. Şubat ayı verisi %0.6'da yer alan beklentilerin üzerinde %0.8 olarak duyuruldu ve yıllık bazda %6'dan %6.2'ye yükseldi. Aylık bazda açıklanan Amerika yeni konut satışları ise 810 bin seviyesinde yer alan öngörülerin altında 772 bin seviyesinde paylaşıldı. Yatırımcılar bugün haftalık bazdaki işsizlik başvuruları, Şubat ayı dayanıklı mal siparişleri, Avrupa ve Amerika Mart ayı imalat ve hizmet PMI verilerini takip ediyor olacak. Salı günü yaşanan kayıpların ardından dolar endeksi dün yukarı yönlü bir seyir izledi. En yüksek 98.883 seviyesini kaydeden endeks, Amerika açılışından sonra bir miktar gerilese de günü hafif primle 98.635 seviyesinde tamamladı. Amerikan doları G10 para birimlerinin çoğu karşısında değer kaybederken, euro, yen ve sterlin karşısında değer kazandı. Güne 1.10.30 bölgesinde yatay başlayan euro-dolar paritesi, gün boyu aşağı yönlü bir seyir izledi. 1.0964'e kadar gerileyen parite, bu noktadan sonra tekrar 1.10 seviyesinin üstüne çıksa da günü kayıpla sonlandırdı. Putin'in, dost olmayan ülkelere doğal gaz satışlarının karşılığında ödemeleri ruble olarak kabul edecekleri yönündeki açıklaması üzerine ruble, Amerikan doları karşısında yaklaşık %8 değer kazandı. Güne zayıf başlayan altın, kısa sürede pozitif alana geçerek gün boyu yukarı yönlü bir seyir izledi. Amerika kapanışına yaklaşırken 1940 dolarla gün içi zirvesine ulaşan değerli metal, günü %1'e yakın primle tamamladı. Altın kadar net bir yön izlemese de, gümüş de günü yükselişle tamamladı. En yüksek 25.15 dolar seviyesini kaydeden değerli metal, %1.3 primle 25 dolar seviyesinde kapandı. Amerikan 10 yıllık getirileri Fed tarafından gelen açıklamalarla birlikte %2.41 seviyelerine kadar yükselirken, gün içinde dalgalı seyirle %2.31 getiri seviyesinde günü sonlandırdı. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi %0.42 seviyesinden günü kapatırken, Fransa 10 yıllık tahvilin getirisi %0.92 seviyesinden, İngiltere 10 yıllık tahvilin getirisi ise 7 baz puan genişleyerek %1.62 seviyesinden günü sonlandırdı. Gelişmekte olan ülkelerin tahvillerinde ise özellikle enerji ihracatçısı olan Latin Amerika ve Güney Afrika'da güçlü alımlar görüldü. Türkiye Eurobondları da alım tarafında işlem gördü. Getiri eğrisi genelinde 8 ila 4 baz puan daralma görülürken alımlar kısa vadeli kıymetlerde yoğunlaşıyor. 5 yıl vadeli kıymet %7.99, 10 yıl vadeli kıymet %8.41 seviyesindeyken 5 yıllık risk primi 592 seviyesinden işlem görüyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.